Üretim araçları geliştikçe konular kendiliğinden değişerek gelişir. İlk insan kendi yükünü kendisi taşımış. Doğada yakaladığı bir takım eşyaları, avı, meyveyi, bir takım sebzeleri evine kendi sırtında taşımış. Zaman içinde öküzü keşfetmiş, öküze taşıtmış. Peşine ata taşıtmış. Peşine kanıyı bulmuş. Kanıdan sonra arabalar gelişmiş. Arabalardan sonra uçaklar gelişmiş. Uçaklardan sonra roketler gelişmiş. Biz eğer hala 21. yüzyılda kanıdan söz etmeye kalkarsak bununla bir yere varamayız. Belki bir yerde kanı da geçebilir. Ama bu temel motif değildir. 21. yüzyıl o düzeye erişmiş teknolojiyle birlikte gelişir. Bununla birlikte geçer tarihe. Evet, Catullus Çarık'ın şiirini yazmıştır. Catullus çok açık saçık da şiirler yazmıştır. Bir sürü küfürlerle, bugün ayıplanacak şeylerle doludur. Ama o gün Catullus bu şiirleri yazarken o ayıplar yoktu. Bugünden yarına kalabilmesi için şeyin, o kalıcılığın motiflerini üzerinde taşıması gerekiyor. Hocam bir soru sorabilir miyim? Çok güzel. Şiir, yani edebiyat ya da genel anlamda yazın dünyasında takip edilmesi gereken şiir ya da öykü, roman anlamında birkaç örnekleme de bulunabilir misin? Ya da yazar. Türkiye'de evet. Türkiye'de şiir deyince Nazım'ı çıkartalım. Yeni dönemde şiir. Şu şiir şairdir yani. Yeni dönemde benim tespitlerime göre 50-55 kişi imgeyi yakalamış durumda. Ama bu imgeyi yakalamak yetmiyor. İmgeyi süslemek de gerekiyor. Çünkü bunun süslenmesi nereden geçer? Yani mesela Ahmet Gelli, bir de senin tamam anladım dedim. Güzelliğin karıştı kimliğime diyor. Eklendi ya da. Şimdi bir de senin güzelliğin eklendi kimliğime dersen yalın halde söylemek de bunu yamanlaştırıyor yani. Bizi ikinci plana iter bu. Ha ne demesi gerekirdi? Bir de senin o eşsiz güzelliğin eklendi kimliğine. Ya da daha farklı ilaveler ekler, sıfatlar, güzelliği ifade eden sıfatlar. Ya da şöyle deseydi, şimdi kimliğin peri kızına döndü dende. Tabii değil mi? Değil mi? Çok yavan bir imge. Çok yavan imge. Evet. Zayıf bir imge. Tamam. Kupkuru bir imge. Bunu ıslatacaksın kardeşim. Güzelliğin şey deneylerden geçiyor ayrıca. Türkiye'de sanat felsefecisi yok. Türkiye'de sanat felsefecisiyim diye geçinen 3-5 kişi var ama bunlardan bir tanesi şiir yazıyor. İsmini vermeme gerek Avşar yok. Hoca. Neyse Avşar ben hoca isim vermiyorum. O da şiir yazar ama bakarsın şiiri 45. plandadır ya. Hani sen sanat felsefecisi yazıyordun. Şöyle olabilir mi? Şiir yazmak başka, felsefesini yapmak Hayır, başka. Tam İç içe mi? Felsefeyi, sanat felsefesini adam akıllı kavrayacaksın. Pratiğin içinden gelecek bu. Ya anladım. Zaten sanat felsefesi olabilmek, sanat felsefesi olarak gelip de sanat üretmek değil, sanatı üretmeye başlayıp da sanat felsefesi olmak en güzel. Şöyle ifade edebilir miyim hocam? Yani aklımdaki pratik anlamda çelişki. Şimdi Hilmi Yavuz bir romancı değil ama bir eleştirmen ve iyi bir romancı olmamasına rağmen iyi bir eleştirmen olduğu ve onun gözüyle yapılan eleştiriler olumlu ya olumsuz dikkate alınıyor. Buna ne diyeceğiz o zaman? Şimdi onun gözüyle yazılıp onun gözüyle onun isteklerin doğrusu onun gözüyle yapan... yazılma değil. Onun gözüyle yapılan eleştirilerden bahsediyorum. Eleştiri yapabilmek için eleştiri yaptığımız alanda kendimizin bir birikimimiz olması gerekiyor. Hangi felsefeci kendisi yazmadan şu kötü yazmıştı diyebilir. Yani o zaman bu eleştiriye girer. Ama hocam şöyle düşün. Hilmi Yavuz
şey diyor, Kaan Arslanoğlu ile ilgili bir romanı çıktı, Devrimciler adlı. Evet. Adam bir sürü metiyeler şey diyor. Kaan Arslanoğlu iyi tabii. Hayır, ya isim anlamda atıyorum, ben de yazabilirim. Ya ama onu eleştiren yazarın bu anlamda bir ürünü yok, sanat ürünü yok. Ama eleştiriyor. Eleştirebilir. Bu eleştirici eleştiri değildir. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Eleştirinin kendine göre kriterleri var. İki türlü eleştiri var sonra. Bir Marksist eleştiri, iki burjuva eleştiri. Evet. Burjuva nereye bakarak eleştirir? Bir Marksist nereye bakarak neyi eleştirir? Evet. Şimdi yeni bir estetiği eleştiriyorlar. Çağımızda zaten kavramlar iki anlamlı olmuş. Ama bunu hala o burjuva yazarlar olsun, sanatçılar olsun, felsefeci olsun, hepsi üstün körü geçer. Demokrasi diyoruz. Kardeşim, demokrasi dedin, bu demokrasiye yakışmaz gibi bir cümle kullandın. Hangi demokrasi? Ortada iki türlü demokrasi var. Bir burjuva demokrasi var, bir de halk demokrasisi. Sen hangisinden söz ediyorsun? Eğer bunu belirlemezsek burada kalır her şey. Bir sonuca varılmaz. Hukuk diyoruz. İki türlü hukuk var bugün. Bir burjuva hukuku var, bir halk hukuku var. Sen hukukçu derken, avukat derken, yargıç derken hangi şey kritere göre değerlendirme yapıyoruz? Estetik derken, iki türlü estetik doğmuş. Efendim, bütün şey 150-200 yıldan beri bir Marksist literatür gelmiş. Belirleyeceğiz. O ortamalı sözcükleri kullanmadan yola çıkanlar başarıya ulaşır. Ortamal olacak. Eğer biz kendi halimizde bunu belirlemezsek, bunun kaynaklarını, iki anlamı var her sözcüğün. Kavramlar şekil değiştirmiş. İki uçlu olmuş. Acaba biz hangisinden söz ediyoruz? Çünkü bunlar ayrıca da üst yapı kurumudur. Üst yapı kurumu olmasına rağmen biz bize yarayanı, bizim ideolojimize uygun olanı, gerçeğe uygun olanı diyor. Marksist ideoloji her zaman doğrudur demiyoruz. Ama geleceğin üretim biçimi oradan geçer. Geleceğin üretim biçimi oradan geçeceğine göre eğer biz gerçekten bir estetik sözcüğünü ortamalı bir sözcük olarak kullanırsak bütün bizi izleyenlerin kafasından şu geçer. Acaba bu adam Marksist estetikler mi söz ediyor, burjuva estetikler mi? Bu adam demokrasi gibi bir yuvarlak sözcüğü kullanırken acaba halk demokrasisinden mi söz ediyor, burjuva demokrasisinden mi? Sorun burada yatıyor. Onun için değişen kavramları ben bu konuda sana yazı verebilirim. Teşekkür ederim. Hazırlanmış yazılar var. Sen takdir edin.